değerli yöneticileri, başkanları, değerli basın mensupları ve çok değerli misafirler. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Belediye meclis üyelerimizin katılımıyla 8-2019 tarihini arasından Şubat ayı toplantısı 2. birleşiminin 1. oturumunu açıyorum. Çoğunluğumuz vardır. Bugünkü toplantımıza mazeretleri dolayısıyla katılamayan arkadaşlarımız Rıfat Kutlu, Mutlu Bozoğlu, Metin Kaya, Mustafa Saral, Kutluluk, Ünal Doğru, Bora Balcıoğlu, Devrim Uzun, Cengiz Aksu ve Zafer Büyükkan'ın izin sayılmalarını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, öbürleri kabul edilmiştir. Şubat ayı toplantısı 1. birleşiminin 1. oturumuna ait tutan aklama okunmuş kabul ediyor, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, öbürleri kabul edilmiştir. Şimdi gündemimize geçiyoruz. Gündemimizin 1. maddesi. Gündemimizin 1. maddesi İlit Dans Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile belediyemiz arasında gençlik ve kültür hizmetlerine yönelik işbirliği için ortak hizmet protokolü yapılması ile ilgili plan bütçe ve hukuk komisyonu raporunun görüşülmesi. Komisyon görüşü, Silivri Belediye Meclisi'nin 04.02.2019 tarihli toplantısında plan bütçe ve hukuk komisyonuna havale edilen talep doğrultusunda 5.393 sayılı Belediye Kanunu 75/E maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan ve aşağıda belirtilen protokolün kabulü ile imzalanması konusunda belediye başkanına yetki verilmesi oy birliğiyle uygun görülmüştür. Bütçe Meclisi adına. Gündemimizin 1. maddesine ait komisyon görüşünü oylarınıza sunuyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 2. maddesi. Gündemimizin 2. maddesi ilçemiz içkili yerler bölgesinde değişiklik yapılması ile ilgili imar komisyonu raporunun görüşülmesi. Komisyon görüşü, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliği 29. maddesi doğrultusunda mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş yönünden görüşünün sorulduğu içkili yerler bölgesine ilave edilecek yerlerin aynı yönetmeliği 30. maddesinde belirtilen içkili yer bölgesi olarak tespit edilemeyecek yerler kapsamında kalmadığı anlaşıldığında ilçemiz Gaztepe Mahallesi Taşkınlar Çıkmazı Sokak 1 ile 21 ve 2 ile 18 arası. Ortakey Mahallesi İsaryanı Caddesi 1 ile 7 ve 2 ile 6 arası numaralı yerlerin Silivri Belediye Meclisi'nin 07.05.2010 tarihi ve 69 nolu kararı ile belirlenen içkili yerler krokisine ilave edilmesi uygun görülmüştür. Yüce Meclisimize arz olur. Evet, gündemimizin 2. maddesine ait komisyon görüşünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemimizin 3. maddesi. Gündemimizin 3. maddesi Silivri ilçesi Pirimevet Paşa Mahallesi 48 adı 151 parselin üzerindeki şehrin kaldırılması ile ilgili imar komisyonu raporunun görüşülmesi. Komisyonumuzun görüşü, Silivri Belediye Meclisi'nin 04.02.2019 tarihli toplantısında İmar Komisyonumuza havale edilen mülkiyeti Silivri Belediyesi'ne ait olan ilçemiz Pirimehmetpaşa Mahallesi 48 ada 151 parsel sayılı taşınmazın kaydına Silivri Belediye Meclisi'nin 24.10.1991 tarih ve 4 karar numarası ile kreş ve çocuk yuvası dışında başka bir amaçla kullanılamaz şerdi işlenmiş. Bahse konu taşınmaz üzerindeki binanın yıkım işlemi 13-12-2016 tarihinde tamamlanmış olup kaydında mevcut çerçevenin kaldırılması komisyonumuza uygun görülmüştür. Meclisimize arz olur. Gündemimizin 3. maddesine ait komisyon görüşünde oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Gündemimizin 4. maddesi. Buyurun. Tabii nakip olunur bu 1991 yılında bağış ettiği bu arsanın mutlak surette çocuk kreşi olarak kullanılacağını beyan etmiş ve dilekçeyle belediyemize vermiş. Belli bir dönemde çocuk kreşi olarak görev yapmıştır o ülke. Bundan sonra yapılacak oradaki belediye hizmet binası ile ilgili ufak bir bilgi alabilir miyiz? Yani belediye hizmet binası adı altında farklı bir yere yapmak mümkün değildir. Bunu meclisin kayıtlarına geçsin diye ifade ediyorum ben çünkü. Belediye hizmet binası olmak kaydıyla ek hizmet binası kaydıyla evet diyoruz. Şeyin dışında kullanılmamasını da kabul etmiyoruz. Neyin dışında kullanılmaması? Yani belediye hizmet binası haricinde yapılacak olan bir etkinlikle ilgili farklı bir mayalı amaçla kullanılmasını
kabul etmediği gibi beyan ediyor. Tamamen belediye hizmet binası olarak. Olmak kaydıyla. Aynen, biz de zaten o şekilde buraya meclise getirdik. Sosyal projelerle alakalı belediye hizmet binası. Yapılan sosyal projeler yerlerimiz şu anda kısıtlı olduğundan dolayı yetmiyor şu anda mevcut bulunan yerler. Onların daha rahat bir ortamda hizmet verebilmesi maksadıyla ek hizmet binası, belediye ek hizmet binası olarak projelendirildi. Önümüzdekiler inşallah ayrıca devam edecek. Onunla hiç onunla, o konuyla ilgili hiçbir soru işareti aklımızda kalmasın. Onunla ilgili bir soru. Teşekkür ederim. Gündemimizin 4. maddesi. Buyurun. Gündemimizin 4. maddesi belediyemiz mülkiyetindeki Kavaklı Mahallesi 232 adı 3 parseldeki mezarlık alanının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü'ne devredilmesiyle ilgili hukuk komisyonu raporu görüşülmesi. Komisyon görüşü. Silivri Belediye Meclisi'nin 04.02.2019 tarihli toplantısında hukuk komisyonuna havale edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü'nün talebi incelenmiş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü'ne ilgi sayılı yazısı gereğince 13.2017 tarihinde yürürlüğe giren 5216 sayılı kanun ve 5594 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'na eklenen ek madde 2'de birleşme katılma veya geçici ikinci madde gereğince Büyükşehir Belediyesi sınırlarına giren belediyenin yürütmekte olduğu su kanalizasyon, kata ve ulaşım ve her çeşitli yolcu yük terminalleri, toplantı halleri, mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere bina, tesis, araç, gereç, taşınır ve taşınmaz malları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım alacak ve borçları Büyükşehir Belediyesi'ne veya ilgili bağlı kuruluşlarına devredilir. Hükmü gereğince. Mülkiyeti belediyemize ait olan Kavak Mahallesi 232 adı 3. parsel sayılı taşınmazın bedelsiz olarak Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, Emlak Müdürlüğü'ne devredilmesi istenmektedir. Buna göre idaremiz mülkiyetindeki Kavak Mahallesi 232 adı 3. parsel sayılı taşınmaz 12-10-2000 tarihli kavaklı 1/1 ölçekli uygulama imar planında ağaçlandırılacak alanda mezarlık alanı kaldığında 5594 sayılı kanun ile 5216 sayılı kanunların ilgili maddeleri gereğince ve 5393 sayılı belediye kanununun 75'e D maddesi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü'ne bedelsiz devredilmesi komisyonumuzca karar verilmiştir. Yüce Meclisimize saygılarımızla arz olur. Gündemimizin 4. maddesine ilişkin komisyon görüşünü oylarda sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli üyeleri, gündemimiz sona ermiştir. Alınan kararların kendimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İyi günler diliyorum.